Dinimizde sizi bizlerini hayatı dünyaya bölgen münasebetimiz, dünya karışlarımızı öz içine olgan bir ilim var ki, bu ilimini akide ilmi deyildi. Sufaliye rahmetullahi aleyh akide bilmegen şeytange il dur, eğer ningildi taat kılsa berçesi yil dur deydiler. Akidesini bilmegen, özünü, dini, itikadını bilmegen insan, eğer min yıl deyip taat, ibadet kılsa, akide bilmezsen kılsa, onu min yıllık ibadeti berçesi bekardır deyiptiler. Akide, sizu bizler bilişligimiz farz bolgan ilimlerden. Dünya ahli Müslümanları, hazır bir karib 2 milyar yabiyağı Müslümanlar boledigen bulsa, şu Müslümanlar akide meselesi de ikide mezhepke acereşken bulunadı. Biri İmam-ı Eş'ari rahmetullahi aleyh, ikincisi İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyh'in mezheplerine bulunadı. Sizi bizlerine ata babalarımız İmam-ı Maturidi rahmetullahi aleyh'in itikad meselelerine amel kılıp gelgen insanlardan, Müslümanlardan hesaplanadı. Akide kitaplarını kareydigen bulsak, mene şu kitaplarda sizu biz Müslümanlarını dünyadaki bo'layotgan barcha işlerde, özümüzünü qiladigan işlerimiz, çıkaradigan hukumlarımız, kararlarımız, niyetlerimizde elbette bu akide meselesini korsatmasiga muvofiq qilishlik buyurilgan. Bunga bir qancha oyatlar, har bir bobda o'ziga, o'sha temaga, o'sha mavzuga yarasha hadisler, ulamolar tomonidan, muhaddis tomonidan bir şartlar yaratılıp verilmiş. Bana şu kitaplarda insanın cennetke kırmayı kalışlığı insanın ameli sebebiden eken. Allah da ona cennetini yarattı ve cennetini vasfını kıbirdi. O yerde kimler böyledi? Allah'a iman kildirgen, Allah'ın takvador bendeleri, ular o joyga kirganda abadi qolishligi, ular taglaridan anhorlar oqib turadigan anhorlar tepasida mana shu o'tirgan so'rilarimizga o'xshagan so'rilarda o'tirilishligi, bizlarga jannat ne'matlarini barchasi halol qilinganligi va mana shu hayoti dunyoda qilgan amallarimiz sababidan bu ne'matlarga yetishligimiz haqida oyatlar Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetlerinde bayan kılınken. O şey itikad kitaplarında görgen meselelerden bir bayan kibir mahçımız halas. Bu meselelerini ulu zatlar, ayet, hadislerden istinbat kılıp münge mana verişken, bunu tafsir kılışken, bunu biz Müslümanlar için okup örgen bağlıgımız ve bizler hem o şey dozakke kirmeyi kal edigen bendeler Katar'da buluştuğumuz için bayon qilgan masalalarni bayon qilamiz xolos. Bizda hech vaqo yo'q. Bir to't kuchni singari o'sha ulug' zotlarning kitoblaridan ko'rganlarimizni aytamiz. Bandani do'zaxga kirmay qolishligiga sabab bo'ladigan amallarni ulamolarimiz 3ta sanabdilar. 3ta amal bor ekan, banda mana shu amalni hayotga tatbiq qilsa, yoqilg'isi insonlar va toshlardan bo'lgan harorati bu dünyanın ısığıya, olovga 70 barobar kuchli bo'lgan do'zaxdan saqlanar ekan. Birodarlar, bitta gugur çöpünü agar shundoq gugurtda olib yoqsak 10 sekund yonadi. 10 sekund yonayotgan gugur çöpüge mana shu yerda birorta bir inson olovga qo'lini tekkizadigan darajada tutib tura olmaymiz. Cehennemge kandakçı değiliz. Allah Subhanehu ve Teala bu cehennemli vasfını kilitirdi. Cehennemdeki azaplar, cehennemdeki insanların kayısı günahı, sebebiden kirişliği, ucayda kandak azap tartışlığı, hemmesi batapsal bayan kılgen bu seyyu. Şimdi bizge hadayı tabarek ve Teala akıl verip, akılımız bilen hadayı Teala'nı tanıtıp, kalbimizge hidayet verip, mana şu ikide yoldan birini tanlab olgin,
ihtiyori cüz'i berdim. Sen mana şu hayatı paytingda elbette bu ikide yoldan birini, a'losini, yaxsini tanlarsan deb bizlarga Qur'on oyatlarini bayon qilgan bo'lsa-yu, bugun bizlar bu imkoniyatdan foydalanmasdan kim ham ko'ribdi, bir gap bo'lar, peshonamga yozilganini ko'rarman deb yurishga bizda hech qanaqa haq va huquq yo'q birodarlar. Bu uchta amalni birinchisi tavba ekan, ikkinchisi amali solihat ekan, uchinchisi hayotlik paytimizda bizlarni boshimizga keladigan barcha yaxshi yomon ishlar, hodisotlar bizlar agar shuni Allohdan deb bilsak, sabr qilsak, bizlar jahannamdan qutqarib qolishlikka sabab bo'ladigan omillardan ekan. Birinchisini nima dedik? Tavba dedik. Bugun tavba bormi insonlarda? Tavbaga harakat bormi? Tavba haqida o'ylayapmizmi? Tavba nima o'zi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أي مسلمان بندلرم سلر الله كتوبة قلنلر توبة قلن نهم نصيحتلك توبة قلنلر ديبت نصيحتلك توبانı علمالارımız ايتدلر ki qandoq bo'ladi desa, nasihatlik tavba inson hayoti dunyoda gunoh ish bilan kelyatuvdi. Hayoti gunohdan iborat edi. Bu gunohni har kuni takror qilyatuvdi. Masalan, bondot namoziga turmadingiz, uxlab qoldingiz. O'zi shu gunohni o'zi kifoya edi, yetarli edi. Endi u yetmagandek yana peshin namozini ham o'qimaydi. Asr ham o'qimaydi, shom ham, xufton ham. Mana gunoh ketidan gunoh qilishlik. Masalan, ba'zilar aytadiki, biz ichkilik ichamiz, aroq ichamiz, falon qilamiz, lekin bizni hech kimga yomonligimiz yo'q. Yomonligimiz yo'q. Qalbimiz pok deydi. U ichib turib, qalbini pokligi, u ichib turib yomonlik qilmayotganligini e'tirof qilgan bo'lsa, u emas, u haqida gapirish niyati yo'q. Banda erta bilan bomdod namoziga turmasdan yotgan odam kimga yomonlik qilyapti? Kimga yomon? Biroq uni urushyaptimi, so'kishyaptimi? To'shagida yotibdi, hech kim bilan urushib so'kishayotgani ham yo'q. Bo'ldimi? Demak, birovga zarar yetmasa, banda qutuladimi? Biroq uni urushmayotgan bo'lsa, qutuladimi? U uxlab yotibdi. O'sha uxlayotgan paytda banda bilan Alloh taolo o'zi belgilagan bandani Allohga munojat qiladigan vaqti o'tib ketyapti. U vaqtda banda bemalol yotibdi. O'zi turib, tahoratini qilib, joynamoz ustida turib, ibodat qilib, sajda qilib, ibodat qilishligi kerak edi, lekin uxlayapti. Mana shu gunohni o'zi kifoya unga. Chunki Allohni amr qilgan va ibodati Alloh belgilagan vaqtda banda g'aflat bilan shaytonni xursand qiladigan, nafsini orom oladigan holatda o'tkazdimi? Demak, mana shu bandaning gunohi kifoya, boshqa gunoh qilish shart emas. Endi shunaqa vaqtni bir kunda 5 mahalini g'aflat bilan o'tkazyapti. Alloh bilan munojat qiladigan paytni o'zini istak xohishlari bilan o'tkazyapti. Endi bu bandani borayotgan joyi qayer edi? Jahannam edi. Bu banda Allohga itoat qilmagan banda qatorida jahannamga qarab ketyotdi. Bu bandani yo'ldan qaytaradigan narsa qilib Xudoy taboraka va taolo bandasiga tavba degan bir ne'matni berdiki, ey musulmon bandam, tavba qilgin. Tavba qilganda ham nasihatlik tavba qilgin. Ya'ni qilib kelayotgan gunohingni ikkinchi qaytib qilmaydigan darajada qilgin deydi. Necha yoshgacha yashadik mana? Tasavvur qiling. Mana shu yashab o'tgan izimizda ne gunohlarni qildik? Balkim xursanddirmiz. Ba'zi birlarimiz bir pana pastam joylarda bir fohisha bilan zino qilib o'sha qilgan fohisha bilan zinosi hech qayoqqa oshkor bo'lmagan bo'lsa, hech kim ko'rmay qolgan bo'lsa, balkim
kursan bu yürgendir. Ey Kudav'a şükür şu işim hiç kim bilme diye, hiç kim kurma diye de kursan bu yürgendir. Bunga hacet yok, kursan bu ilişkide asas yok mu derler. Meyle bendeler kurmayı kaldı. Bendeler ortasında şavşuge sebep olmadı. Bendeler bizi malamet kımadı. Sen zina karsan, sen olsan, sen bu sen demedi. Hatunumuz bilip kalıp durup cencel kımadı. Buldu mu? Yok buradırlar. Rabbinizle kurup durup kurduk o kayırda. Kim bilen bu gelinimizi? Kurduk o Kudayı Tebari ve Teala. Yazıldı ki, ne amayı amalımızda şu nersi hazır. O şey, turup diyor rüyukatta kigen işlerimiz. Ya ki bir panel paslamca öyle sekingine bir de bütülkanı alıp durup içi aldı da. Buldu mu? Hiç kim kurmadı. İçtiği yattı, uyuşmadı. Keçkurun bir piyelen içi aldı da o şamdan yattı. Bendeler bırmadı. Lekin Allah bilip durup diyor. Allah görüp durup diyor. Hop, bunu tavbası indi, vakti yetmedi mi? Vakti ötüp yetmeyipti mi? Bunda atrafımızda karaylık, oldunca ötken insanlarını, yakınlarımız, otalarımız, aki amekelerimiz, mahalle köydekilerini, kança kança insanlar tavba nasip kılmasından ölüp gitti. Tavba kımagen halette o varıp kumup geldi ki, tavba kımasından varıp cenazasını okudu ki, mayla bizde tirikliği vazifemiz, Allah rahmet kutluyu, dişlik Müslümanın vazifesiyken, burçuyken, lakin kança insanlar tavbasız gitti. Bu tavbadan kayıtış vakti bugün emez mi biraderler? Bugün bu günahdan kayıtışımız zarar olmaz mı? Allah Subhanehu ve Teala ey benden deyipti. Sen şundak tavba kigin ki ötkinci hayatında kıp kigen günahlarını ikinci kayıtıp kımeydigen derecede kigin. İlla men tabe ve amene وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَيُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَتِهِمْ حَسَنَةً Megerem bir bendeleri ki günahtan tavbe kıldılar. Günahtan kayttılar. Ey Rabbim, ben bana şu hatalarını bugünden başlayıp kımayım ben. Ben bu hatalarını ikinci hayatımda tekrar kımayım ben deyip tavbe kılıp durup Allah'a iman kiltirip ve Allah'a iman kiltirgenden çekin ameli salih kılseler ben ularını dünyada kılgen berçe günahlarını yakşilikke elmeştirip koyamayın diyen vaadesi turup tükübar var diyor. Şu nerse bizlerini umitke tartmaydı mı? Kuliye ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teqnatu min rahmetillah. Ey özünü nefsine zulüm koygen bendelerin günah kılıp hayatı dünyada kub işlerini, haram işlerini kılgen, cinayet işlerini kılgen bendelerin siler Rabbinizin rahmetinden naumit bulmayınlar dip durgen bese. Ata babalarımız naumit şeytandır bizlerini kulağımızda bat bat koygen bese. Bugün tövbe kılıçlık vakti emez mi burada? Her kademimiz günah. Her nazarımız günah. Ağzımızdan çıkayken her gapımızdan günahını isi kip durdu. Günahını hıdı kip durdu. Bu günahlar öyleyimiz ki ertege şunçaki yaptı yaptı böyle bastı bastı bu ketedir bu öyleyimiz mi? Allah Subhanehu ve Teala eğer bendeni kıp yürgen yakşı işleri, yaman işleri Allah'ın dergahı da eğer yetibarsız kalsa فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim bir miskalçe, zıgırtçe yakşılık kısım bunu elbette cezasını yani mükafatını koredi, acırını aledi. Eğer miskalçe yamanlık kigen buse, bu yamanlığını cezasını korumasından kamey dedi. Ne mi gevade kılı yaptı?